Akran zorbalığı son birkaç yıldır okullardaki en büyük sorunlardan biri haline geldi ama ne yazık ki okul koridorlarından sokağa da taşındı. Daha 12 yaşında bir öğrenci sözde arkadaşları tarafından acımasızca darp edildi. Peki ortada fol yok, yumurta yokken o çocuk neden saldırıya uğradı? Yanıt çok daha korkunç, sıkı durun. Çünkü çocuklar kendi aralarında kavga adıyla WhatsApp grubu kurmuşlar. Yani bildiğimiz dövüş kulübü. Olay yargıda. Peki okul yönetimi onlar ne yaptı? Okulun dışında olmuş, biz bir şey yapamayız dediler. Sebep yok dövelim birbirimiz gibi şeyler söyledi. Yumruk, tekme, küfür aralarına alıp dövdükleri okul arkadaşlarıydı. İçlerinden biri de kameraya kaydetti. Akran zorbalığının bu seferki adresi Ankara. 12 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi 3 kız arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Telefon geldi bana. Gittim. Aşağıda çocuk perişan haldeydi. Kızını o halde gören aile neye uğradığını şaşırdı. Emniyete gidip şikayetçi oldular ama... Çocuk kavgasıdır. Şikayetçi olman gibilerinden. Biz de tamam dedik ama video varmış dedik. O video okulla da paylaşılmıştı. Ama tüm yaşananlara rağmen okul yönetimi olaya gözünü kapadı. Biz annemle gidip şikayette bulunduk ama müdür okul dışı olduğunu, ilgilenemeyeceğini söyledi. Darp edilen çocuk okula gitmeye devam ediyor ancak aile tedirgin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet uzmanları da çocuğa psikolojik destek veriyor. Murat Yıldız ya zalimden ya da mazlumdan yana olacaksın demiş. Seçim sizin hashtagine Alp Arslan Gürses ya hekime şiddete son verirsiniz ya da hekimsiz kalırsınız demiş Alp Arslan Gürses. Çocuğunu özel okula gönderen velilerin çilesi bir türlü bitmiyor. Artan okul, yemek, kırtasiye ücretleri yetmezmiş gibi bir de servis ücretleri arttıkça artıyor. Zannedersiniz çocukları eve uçakla ulaştırıyorlar. Şimdi... Servis için 20 bin lira isteyen özel okullarda var, 40 bin lira isteyen de. Ücreti karşılayamayan veli ise farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Komşu taşımacılığı gibi. Servis ücretlerine çok fazla zam geldiği için oğlumu annesi getirip götürüyor. Özel okullar için servis ücreti 30-40 bin lira civarında. Okul servisleri öğrenci taşıma ücretini kafasına göre belirleyemez. Ama yapıyor. Özel okullar tavan getirilen zamları yeterli bulmadı. Onun yerine yükü veliye yüklemenin yolunu buldu. Yemek, kırtasiye derken servis ücretlerini de astronomik miktara çıkardı. Kısa mesafe için 20 bin lira isteyen de var, 40 bin lira isteyen de. Çocuğunu özel okula gönderen veliler isyanda. Seneye vermeyi düşünmüyorum servise oğlumu. Çünkü servis ücretleri çok yüksek. Kimi veli çocuğunu kendisi okula götürüyor, kimi toplu taşıma kullanıyor, kimisi ise komşu taşımacılığı yapıyor. Veliler birleşip sırayla okula getirip götürme işlerini halletmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul servis taşımacılığı tarifesine göre en kısa mesafe ücreti aylık 791 lira 7 kuruş. Devlet okulları UKOME kararına uyuyor ancak özel okullar velileri canından bezdiriyor. Neyle karşılaşacağımız belli değil. Henüz açıklanmadı bize fiyatlar. Uzun mesafede işler daha da karışıyor. 23 kilometreden sonrasında 1901 liraya çıkıyor. Sonrasında da her kilometre için 16 lira 61 kuruş ekleniyor. Artık çok zor. Yani çocukların özel okulda okuması da çok zor. Ya bir denetim olsun. Özel okullar belli tur firmalarıyla anlaşıyor. Firma sonrasında faturayı yine veliden çıkartıyor. Mutlaka ilgililerin, kamu otoritesinin devreye girip kurallara uyulmasını sağlaması lazım. Sahte polisler İstanbul'da bir marketi gözlerine kestirdi. Sözde uyuşturucu arayacaklardı. O bahaneyle kasayı boşalttılar. Halleri o kadar şüpheliydi ki çıkışta market çalışanları peşlerine takıldı. Ama az kalsın canlarından oluyorlardı. Çünkü o sahte polisler kurşun yağdırdı. Dediler, kasayı boşalttılar. Çalışanlar peşlerine düşünce ateş açtılar, sonra da kaçtılar. Burası Bayrampaşa'da Afganların işlettiği bir market. Çalışanlar başlarına geleceklerden habersizdi. 3 kişi geldi polis diye. Bizi polis sandık onu. Kıyafetleri sivildi. Gösterdikleri kimlik de sahte. 3 saldırgandan birisinde tabanca vardı. Kasaya geldiklerinde 2 çalışana burada uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldık. Arama yapacağız dediler. Ama niyetleri kasayı aramak değil boşaltmaktı. Önce müşterileri dışarı çıkarttılar. Sonra da markette didik didik para aradılar. Kendilerini polis olarak tanıtan üçlü kasadaki paraları boşalttıktan sonra dışarı çıktı. Ancak bu kez peşlerine market çalışanları takıldı. Birisi kapıda duruyordu, bizi itti, kaçmaya çalıştı. Tam bu noktaya geldiklerinde sahte polislerden birisi belindeki tabancayı çıkarıp market çalışanına ateş etti. Onlar kaçtı, sahtelerin ardından markete gerçek polisler geldi. Sahtekarlardan biri Beyoğlu'nda yakalandı. Çaldığı paralar üstündeydi. Ekipler şimdi suç ortaklarını arıyor. Film gibi bir tezgahın haberi var sırada. Operasyonun adı Joker. Polis sahte engelli raporu düzenleyen çeteyi İzmir'de çökertti. O çete engelli raporu almak isteyenlerin yerine hastaları, yani kendi tabirleriyle Joker'leri geçiriyorlardı. Ama iplikleri pazara çıktı. Onlara Joker diyorlar çünkü rapor isteyen her hastanın yerine onlar geçiyor. Sahte engelli raporu almak isteyenlerin yerine kan ve idrar örneği veriyor. Doktor ve hastane çalışanları da işi kılıfına uyduruyordu. Polisler adım adım iş sürdü. Sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi. Polisi harekete geçiren gelen bir ihbar oldu. Hedefte sahte engelli raporu hazırlayan çete vardı. O çete tezgahı kurmuştu. 25 ila 80 bin lira karşılığında sahte engelli raporu hazırlıyordu. Aralarında doktor ve hastane çalışanları olduğu için kağıt üstünde her şey kitabına uygundu. Ancak kitabına uydurmak için de çetenin gerçek hastalara ihtiyacı vardı. İşte onlara da aralarında Joker diyorlardı. Kan ve idrar örnekleri Joker'lerden alınıyordu. Geriye kalan sadece sahte rapor yazmak oluyordu. O raporu alanlar da haksız yere erken emeklilik ve ÖTV indirimi hakkından faydalanıyordu. Bugüne kadar kurdukları sistem tıkır tıkır işledi. Bu görüntülerle polisler tezgahı çözdü. 18 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Çete çökertildi. Aralarında organizatör ve doktorların da olduğu 51 kişi gözaltına alındı. Faruk Öztürk, imar affı konusunda sesimiz olun, milyonlarca isteği görmezden gelmeyin demiş. Biz de gelmedik görmezden. Faruk Öztürk böyle söylüyor. İmar affı istiyor. Milyonların da istediğini söylüyor. Pazar tezgahından sebze meyve seçer gibi müşteri seçiyorlar. Mesafe beğenmiyorlar. Tüm şartları sağlasanız bile bu kez turistleri arıyorlar. Taksicilerden bahsediyor. Mesleğini hakkıyla yapanlara hiç sözümüz yok ama hakkıyla yapmayanların sayısı bir hayli fazla. İstanbul'da bir aile taksiye binebilmek için oyuna başvurdu. Öne yanlarındaki Alman turisti sürdüler. Taksicilerin o oyunu fark etmesi çok sürmedi. Bazen ben de büyük hırsızlar var. Belki 10 tane boş geçti, almıyorlar. Biz çözemedik daha ki ben uyanık geçinirim. Taksiciler onlardan daha uyanıktı. Yanlarındaki turisti yem olarak kullandıklarını anlayınca hemen gaza bastılar. Alman çıkartıyoruz, durduruyoruz. Biz konuşunca gidiyor. İkisi de aynı parası için ama turist biraz daha fazla para veriyor. Turist değilseniz İstanbul'da taksiye binebilmek büyük marifet. Sadece şans yetmiyor. Beceri, pratik zeka ve biraz da uyanık olmak gerekli. Tıpkı bu ailenin yaptığı gibi. Turist kaynayan Sultanahmet'te ne yaptılarsa olmadı. Sonunda yanlarındaki Alman yakınlarıyla taksicilerin gözüne girmeye çalıştılar. 15 dakikayı geçti buradayız. Taksi geliyor, yaklaşıyor, bizi görüyor, gidiyor. Tipimizi beğenmiyor bir yer. Durduruyoruz. Çünkü Alman misafirimiz, onu öne çıkarıyoruz. Akıllılık edelim diye. Ama yıllardır turist kovalayan taksicilerden her biri artık gerçek turisti gözünden tanıyordu. Alman misafir durduruyor. Biz yaklaşık Beşiktaş'ta işte ben Garaj'a gidiyorum bilmem ne, orada işte boş rota basıyor, gaza gidiyor. Beşiktaş çok yakın olduğu için almak istemiyorlar. Garip buluyor bu şekilde almamalarını. Neyse okay. Bu sefer onlar taksi buldu ama herkes o kadar şanslı değildi. Müşteri seçen Arap turist kılığına giren polisleri dolandırmaya çalışan iki taksici polislere yakalanmıştı. Polis memuru istiyor senden, ehliyet istiyor. Hala benimle diyaloğa giriyorsun. Hala nazik davranmaya çalışıyorsun. Eksiğin gediğin var mı? Kayıtlı mısın arabada? Kayıtlıyım abi. Neyi tartışıyorsun benimle? Polisler o taksicilere karşı denetimleri sıklaştırdı. Yerli turist, yabancı turist ayrımı yapan o taksiciler tek tek tespit ediliyor. Taksiciler de adlarını kötüye çıkaran fırsatçılardan şikayetçi. Büyük hırsızlar var içimizde. Yukarıda Allah var. Bazen ben de yapıyorum. Bu tür taksicilerin aslında ayıklanması lazım. Taksicilere göre sorunun esas nedeni aslında şoförlere büyük baskı yapan plaka sahipleri. Yapan insanlar da var. O ahlaksızlardan kurtulmak için uygulamaların artması gerekiyor. Şoförler her ne kadar kendilerini aklamaya çalışsa da sonunda yine olan yolda kalanlar oluyor. Her taksinin ön koltuğuna bir tane polis otursanız bu iş gene düzelmeyecek. Hep suçlu biziz. Taksimetre %29 zam geldi. 1000 lira yövmiye vardı. Şu anda yövmiyeler 1400 lira. Yani 1000 liranın %29'u 290 lira yapmaz mı? Bunun hepsini mal sahibi mi almak zorunda? Taksiciyi bu işlere yöneltiyorlar.